arkadaşlar. Biz sabah Buğlem'le kalktık. Daha sonra Buğlem'in karnını doyurduk. Altını değiştirdik. Bakımlarını yaptık. Ve gördüğünüz gibi zaten birkaç tane işlerim vardı. Çamaşırlar vardı makinede. Onları hallettim. Dünden buraya çarşafları sermiştim arkadaşlar. Balkonda nemini almıştı. Çok pardon. Onları katladım, kurumuştum. Ondan sonra size günaydın demek için geldik, değil mi anneciğim? Hadi sen de günaydın de. Hadi günaydın de. Günaydın. Nereden? 31 Aralık 2023 arkadaşlar. İsmim Başak bu arada. Bu benim günlük vlog olarak çektiğim bebeğimle ilgili anılar biriktirmek istiyorum. Ve bugün de güzel bir gün olduğu için bugünü tercih ettim başlamak için. Bugün evdeyiz. Normalde aslında ailelerimize birlikte geçirecektik. Fakat bazı sebeplerden dolayı bu mümkün olmadı. Artık biz de Ponçikello'm, babası ve ben evimizde geçireceğiz yılbaşını. Bugünü de sizlere çekmek istedim. Hem bizlere anı kalır hem de sizler de izlersiniz diye düşündük. Hazırlarız, yeni yıl kahvaltısı olur. Onun haricinde anneciğim ışığa bakıyor, çok ilgisini çekti. Nereye bakıyorsun sen? Ağaca mı bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Kameraya bak ama bak. Kameraya bak. Tamam, bakınacak. Pekala. Neler yaparız bugün? Zaten akşam yeni yıla giriş olacağı için eşim de evde. Birlikte yemek yeriz. Eşimle birlikte belki mutfakta yemek hazırlarız. Onun haricinde sofra kurarız, yemek yeriz, eğleniriz, çerez yeriz, meyve yeriz, kızımla dans ederiz. Bulem'in çok güzel yılbaşı elbisesi var. Onu giydiririz birlikte. O şekilde evde bir gün geçiririz. Belki dışarı çıkarız, bilmiyorum. Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum daha tam. Ama yarın belki hava güzel olursa yılın ilk gününe gidebiliriz. Değil mi hayatım? Değil mi anneciğim? Değil mi Buğlemciğim? Değil mi kızım? Oo, şunun güzelliğine bakın. Biliyor musunuz ben ilk videoyu çektiğimde Buğlem daha karnımdaydı. Ve tam 5 ay geçmiş. Biz şu an yeni videoya kızımla giriş yapıyoruz. Değil mi Buğlem, anne? uyku saati geldi. Ben onu uyuturum. Günün ilk uykusuna yatırırım. Ondan sonra hemen mutfağa kahvaltıya geçerim. Kahvaltı hazırlarım. Şimdi ben gideyim Buğlem'i uyutayım. Bay bay de. Ben uyumaya gidiyorum. Teyzeler, halalar. Hadi görüşürüz.
oda. Onu hemen aldık buraya. O şekilde kahvaltı hazırladık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi bıçak keyfi yapıyoruz. Daha sonra burayı toplarız. Markete gideriz. Bir şeyler alırız. Sen de konuşmak ister misin? Hadi sen de bir şeyler söyle anneciğim kameraya. Konuş kış. Kış konuş kış kameraya. Kışım konuş. O şekilde marketten gelince zaten yemek hazırlıklarına başlıyoruz. Nasıl bir gün geçireceğiz? Bulem'in ilk yılbaşısı. Bulem'i bol bol eğlendirmeyi düşünüyoruz. Değil mi anneciğim? Birazdan hemen sofrayı toplarız. Ondan sonra bulemi hazırlarız. Sonra hemen ben 2 dakika hazırlanırım. Hemen bir eşofman falan giyerim. Zaten öyle çok fazla hazırlanmam. Hemen bir markete gider geliriz. Eksiklerimizi alırız. Gelince onları hemen yerleştiririz. Ay benim de. Ama ben hemen buraları toplayayım. Çayım kaldı. Çayımı içeyim. De görüşürüz. Aşırı derecede kalabalıktı. O yüzden sizlere açamadım. Bu şekilde hazırlanmıştım. Onu da gösteremedim. Çünkü hemen acilen çıktık biz bulemi hazırla vesaire. Neyse şimdi hızlıca size aldıklarımızı göstereyim. Ondan sonra hemen yemek faslına geçeceğiz. Çünkü daha yapılacak çok işimiz var. Daha saçlarımı yapacağım. Bulemi hazırlayacağım vesaire derken bayağı işimiz var. Hemen aldıklarımı göstereyim size. Şöyle Coco Starlar katı arkasında 18 TL'ye düşüyordu. Bundan bir tane aldım. Yoğurt aldık. Bu ikisi 40 TL'ydi arkadaşlar. Kola ve Fanta 20 TL'ye geliyordu. 2 tane böyle içecek aldık. Yarın pişi yapmayı düşünüyorum. Ben karbonat kullanıyorum pişide. Daha pratik oluyor. Onun için 1 tane karbonat aldık. Şöyle cips aldık. Bu şekilde. Orada çok kötü çıkıyor. 2 adet ekmek aldık. Şöyle 3 tane portakal aldık. Mandalina aldık. Limon aldık. Domates aldık. Domatesler çok güzeldi bu arada. Bir de niçin elma aldık. 3'er adet. Biz fazla meyve tüketmediğimiz için hepsinden azar azar aldık. Eşim zaten meyve yemiyor. Muz aldık. Biber aldım. Evde de vardı. O yüzden az aldım. Salatalık aldım. Bundan da evde olduğu için. Bundan da az aldım. Ondan sonra şöyle kadayıf aldık arkadaşlar. Eşim son zamanlarda canı çok istiyor. Yapmış diye tutturdu. Onu aldık. Kadayıfın üstüne şöyle tahin aldık. Güzel olmuş. Ben seviyorum ama. Bu seviyor. Çiğdem aldık. Bir de kahvenin yanına şöyle kendime çikolata aldım. Hızlıca bunları yerleştirelim. Şimdi arkadaşlar fırına tavuğu attık. O pişiyor. Eşim çiğ köfte yoğurdu. İlk defa yaptı bu arada. Tadına baktık. Güzel olmuştu. Onun haricinde bir salata yaptım. Çok fazla bir şey yapmadık hani. Zaten ikimiziz. Çok da şey yapmaya gerek yok. Evdeyiz. Misafirimiz yok. Şimdi hemen hızlıca saçlarımı bir maşa atmalım. Saçlarım bu aralar fazla fazla dökülüyor. Sebebini hiç anlamış değilim. Bir ara gidip kan vermem gerekiyor. Ama böyle tutam tutam dökülüyor. Yani aşırı derecede bir anormallik var. Gidip bir kan verip baktırmam gerekiyor. En acilinden. Sonra Yuroşe'nin şu kremini sürelim. Bu da ısıya dayanıklı. Hem de güzel kokusun saçlarım birazcık da yumuşak olsun. Aslında maşa atmama gerek yokmuş.
Atsam mı bilemedim. Atsam mı atmasam mı? Saçlarım zaten şeymiş. Yani ben çok bilemedim. Evet ya. Bence gerek yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Keşke size şu an sorunun cevabını alabilsem. Bence de maşa atmaya gerek yok. Ya gayet güzel oldu, doğal oldu. Bu şekilde de. Saçlarım gerçekten çok aşırı dökülüyor. Şöyle belki birazcık atayım ya. Atayım atayım. Ben seviyorum saçlarımı bu şekilde. Yedirdim. Birazdan onu da üzerine giydiririm. Ben şöyle üstümü giydim. Az sonra size ayrıntılı kıyafetimi gösteririm. Evdeyiz. Vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Şuradan kendime tok alayım. Normalde biz bu sene ailelerimizle geçirmeyi planlıyorduk ama bazı sağlık problemleri oldu. Hemen hızlı hızlı sadece ben böyle uçlarına maşa atıyorum. Şu şekilde. Tavuğumuz pişti. Fırında. Hatta birazcık fazla pişti. Kızardı üzeri filan. Pirinç pilavı yaptım. Arpa şehriyeli. Marul salatamız var. Dediğim gibi çiğ köftemiz var. İçeceğimiz var. Tatlımız var. Meyvemiz var. Çerezimiz var. İki kişiyiz zaten. Yiyip yiyebileceğimiz şeyler sınırlı. Buradan göre yemek de yapmak da birazcık sıkıntılıymış. Soframı da hazırladım bu arada. Size göstermedim daha. Onu da gösteririm az sonra. Hemen çok böyle her şeyi bir araya sığdırdık. O yüzden gösteremedim. Onu da hemen gösteririm size. O da iki kişilik bir sofra. Geçen sene İzmir'den misafirlerimiz vardı. Buradan onlara da selam olsun. Kız kardeşim ve abim gelmişti. Eşim ben. O zaman hamileydim ben. Buğulemem. Düzeltiyorum. Sadece uçları maşalı oluyor. Daha güzel oluyor. Hani bir Dyson havası veriyor falan diyormuşum. Yani bu şekilde. Oh, çok sıcakladım gerçekten. Üzerimdeki elbise de kadife. O da bayağı sıcak tuttu. Şöyle yedireyim iyice kremi. Evet.
arkasından bu şekilde oldum. Hemen şimdi şuralarını düzleştiriciyle yapacağım. Düzleştiricimi de taktım. Bu arada Koray çok acıkmış. Daha bitmedi mi diyor. Sesleri geliyor. Daha bitmedi mi diyor. Ne zaman yiyeceğiz falan diyor. Ben de bitti sayılır dedim. Şöyle geliş güzel. Koray, sesin geliyor. Koray aşırı acıktı. Bekleyemiyor. Hadi diyor, yemek yiyelim artık. Saat 7 oldu diyor. Ne zaman yiyeceğiz? Ben de dedim, her zaman dedim, bu olmuyor dedim. Bekle, dayan dedim. Şu şekilde işte. Şunu şöyle atayım, hatta şuralarını da düzelteyim. Böyle güzel oldu. Şöyle. Şimdi şu iki parça önden şöyle kabartayım. Şu şekilde. İşte bu kadar. Aşırı dökülüyor saçlarım, aşırı. De bu kadar oldu. Böyle. Şimdi bu tacımı takayım. Makyajımı yapacağım çünkü. Kuşum. Salatayı karıştır dedi. Ne yapıyorsun annem şey? Yavrum salatayı karıştır. Sen babaya mı yardım ediyorsun? Al kızım. Al böyle. Al böyle. Al. Karıştır salatayı. Hadi devam et. Devam et. Makyajımı da hemen hızlıca yaptım. O anları size çekemedim. Böyle çok sade bir makyaj yaptım. Hafif bir ruj, hafif allık. Zaten şöyle bu şekilde farklı bir taş taktım yeni yıla. Ben bu şekilde oldum. Buğulemini de üzerine giydirdim. Onu da birazdan size gösteririm. Şu an babaannesi Giller'le konuşuyor. Hemen size sofrayı göstereyim ben. Sofrayı bu şekilde yaptık. Şöyle süs var. Aslında şunu çıkarabilirim ama neyse. Mumumuzu yakarız. Şu şekilde. Görünümü bu şekilde oldu. Buğulemi de hazırladık. Buğulem de bu şekilde oldu. Değil mi anneciğim? Şöyle elbisesi bu şekilde. Kızım bak 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 bak. Çok tatlısın ama sen çok. Bakın Buğulem'e bakın bakın bakın. Kızım. Buğulem'in de elbisesi bu şekilde ama Buğulem durmuyor. Kızım bak 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 bak. Şöyle. Buğulem. Çok güzelsin sen evet. Bacalar çıçıyor, sokakta çocuklar. Kartop oynuyor, yıl geldi yeni yıl. Herkese bir neşe, bir gülümseme. Hey yeni yıl, yeni yıl, geldi yeni yıl. Şimdi bütün evlerde mutluluk var yine. Yeni yıl, yeni yıl, geldi yeni yıl. Herkeste bir neşe, bir gülümseme. Hey yeni yıl, yeni yıl, geldi yeni yıl. Şimdi bütün evlerde mutluluk var yine. Tükür var dedi. Koyun tükürüyor bak bak. Olanlar oldu. Yine bir kez yeni bir hayat.
ya Bulem. Yemek faslından sonra da şöyle abur cubur sofrası hazırladık. Şurada şöyle kaju ve antep var. Şuraya şöyle çiğdem aldık. Tatlıdan şöyle yaptık. Bu tahinli, bu normal. Şöyle bir tabak hazırladık. İşte meyve, bisküvi falan. Şöyle bir cips tabağımız var. Kolamız, fantamız. O şekilde devam ediyoruz geceye bakalım. Böyle gireceğiz. Seneye görüşürüz. Allah Allah.